Merhaba, ben Hikmet Tanrıverdi. Bugün sizlere iki inanılmaz uygulamayı tanıtacağım. HeyGen ve Elevenlab. Bu uygulamalar içerik üretiminde devrim yapıyor ve hayatınızı kolaylaştırıyor. HeyGen, animasyonlu avatarlar oluşturmanıza ve sanal karakterlerle etkileşim kurmanıza olanak tanıyan bir platform. Buralarda sunumlar hazırlayıp videolarınızı özelleştirebilirsiniz. Kendi avatarınızı tasarlayıp ve onları sunumlar, eğitimler veya eğlenceli videolar içinde kullanabilirsiniz. HeyGen ile sanal dünyanızı hayata geçirin. ElevenLab ise yapay zeka destekli ses sentezi ve konuşma üretiminde uzmanlaşmış bir araç. Kendi sesinizi kaydedin, yüksek kaliteli doğal sesli konuşmalar oluşturun, hikaye okuyun. Bu araç video içeriklerinizi profesyonel ve etkileyici hale getirmenizi sağlar. Bu videoda HeyGen ve ElevenLab'ı nasıl kullanacağınızı adım adım göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni içeriklerden de haberdar olabilir ve bana destek olabilirsiniz. Daha çok fazla kişiye duyurabilme şansına sahip oluruz. Evet, şimdi hazırsanız başlayalım. İlk önce gelip HeyGen'in sitesine giriyoruz. HeyGen.com yazdık ve siteye girdik. Burada siteyi inceleyebilirsiniz. Neler yapıldığının örnekleri var aslında. Görebilirsiniz. Buradan başla dedi ve geldik ana sayfaya. Dolduruyorsunuz, abone oluyorsunuz veya Gmail hesabınız varsa onu da bağlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi burada video avatarlarımız var ilk önce. Bu üç çeşit avatar var. Bir canlı yapılmış, gerçekten çevrilmiş avatarlar var. İşte bu benim iki tane avatarım var. Bunları çıkarttım. Burada da gördüğünüz gibi işte cep telefonuyla çekilmiş herhangi görüntülerden oluşturulan avatarlar var. Bu da fotoğraf avatarı. Yani fotoğrafınızı yüklüyorsunuz, fotoğrafınızı konutluyor. Veya herhangi bir tarihi veya çizgi film karakterini getirip yerleştirebiliyorsunuz. Burada da stüdyoda çekilmiş yeşil ekran, yeşil perde karşısında çekilmiş filmlerde hazırlanmış insan avatarları var. Bunları da her türlü şeyde kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi tekrar dönelim. Şimdi AI Voice'e bakalım. Burada da oluşturulmuş, daha önceden oluşturulmuş sesler var. İngilizce, Türkçe'ye bakabilirsiniz buradan. Kimler var? Evet, Türkçe yazdım. Emel Ahmet, Mustafa, Fatma, Murat çıktı. Burada da ses örnekleri var. Merhaba, böyle ses çıkarıyorum. Umarım beğenmişsindir. Bu benim bir sesim. Hello, this is how I sound. Hope you like it. Hello, this is how I sound. Hope you like it. Hello, this is how I... Bu diğer sesim. Hello, this is how I sound. Hope you like it. Bir ayrı ayrı videolar yüklediğim zaman bu da ayrı bir ses. Hello, this is how I sound. Hope you like it. Ayrı ayrı videolar yüklediğim için üçüne de ayrı ayrı sesimin kopyasını geliyorum. Stüdyoda da projeler kısmı burada. Benim işte daha önce yaptığım ufak tefek denemeler. Değişik özelliklerde hazırlanmış template'ler var. Burada görüyorsunuz zaten reklam ve ticaretle ilgili. Örneğin haberlere gelelim. Şimdi bu hangi birini seçip bir dinleyelim olmazsa. Basalım. Elon Musk said Monday evening that Twitter is holding off the restart of his paid. Avatar konuşuyor. Arkada da görüntüler var. Şimdi burada biz bunu alıp işleyebiliyoruz. Bu avatarı değiştirebiliyoruz. Kendi avatarımızı koyabiliyoruz buraya. Arkadaki değiştirebiliyoruz. Ve buna alt yazılar ekleyip konuşma metnini değiştirebiliyoruz. Yeni baştan bunu daha uzun bir video olarak da yapabiliyoruz. Artık birçok şey de pratik olarak olmuş. Sıfırdan da başlayıp kendimiz... Evet, şimdi diğer konuya geçelim. Evet, to video'ya geçiyoruz. Burada da herhangi bir ürünü, kendi sayfamızdaki ürün linkini alıp buraya koyuyoruz. Ve bize video hazırlıyor. Biz burada bir tane örneği izleyelim şimdi. Bizim ürünlerimiz buraya gelecek, arkada oynayacak. Avatarı da değiştirebiliyoruz. Kendi avatarımızı veya başka avatar seçip koyabiliyoruz. Ve bastığımızda da gördüğünüz gibi
bir Instagram'da kullanabileceğimiz bir reklam veya YouTube Shorts'ta yayınlayabileceğimiz bir reklam şeklinde çıkartabiliyor bununla. Daha sonra da download edebiliyoruz veya direkt TikTok'a, Twitter'a gönderebiliyoruz bu videoyu. Öyle direkt URL'den aldığı için, linkten aldığı için çok da kolay bir şekle geliyor. Şimdi video translation kısmına geliyoruz. Burada da YouTube'dan veya Google Drive'dan veya kendi bilgisayarınızdaki videolardan yüklüyorsunuz. İstediğiniz dile yaklaşık 40'a yakın dil var. O dillere çevirebiliyorsunuz çok rahat. Şimdi biraz zaman alacağı için, sizin vaktinizi almamak için daha önce yaptığım bir videoyu buraya yerleştiriyorum. Dear friends, today we are observing America. America is the land of freedoms, a country that advocates for international democracy, human rights, international law, the rule of law, values human beings, and even defends animal rights. İngilizceye çevirdim. Gaza, burada, Israel has devastated. Bakın, yani belki bir çoğunuz tanıyordur. Abdullah Çiftçi'yi ses konuda biliyorsunuz. Yani orijinaliyle hiçbir farkı yok. Sanki direkt İngilizce konuşuyormuş gibi. Hiç aksamadan İngilizce konuşarak gidiyor. Buraya herhangi bir videonuzu yükleyerek satış, kullanılan veya bir mesaj gibi dediğimizde çekip in Europe, çok rahat was an important article by Francis President Macron, The Economist magazine. Bence so it's about Europe. Bu güzel yapılmış bir uygulama. As if saying, yani kol hareketlerinden tutun, dudak hareketlerine kadar da birebir yakın. Because if Ukraine loses, it will have a domino effect in Europe. Projeler yapılabilecek bir noktaya gelmiş. Evet, tekrar buradan geri dönüyoruz. Şimdi instant highlights diye bir bölüm var. Buraya basıyoruz. Burada da daha önce yapmış olduğunuz işte YouTube'da veya Google Drive'da veya elinizdeki olan bir videoyu içerisinde konuşmalardan aldığı, yapay zekayla aldığı ana başlıkları size küçük videolar haline getiriyor. Yani bunu Instagram'da real videosu olarak kullanabilirsiniz. YouTube'da short videosu olarak kullanabilirsiniz. Ve daha küçük bilgilendirici videolar oluyor. Bu da çok verimli bir çalışma diye düşünüyorum. Bunun haricinde bir de laboratuvar çalışmaları var. Şu anda daha yeni hazırlıkları yapılan, laboratuvar çalışmaları var. Ben bunların içerisinde, yani bunların hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Şu personalize video, her videoda ilk bir kısmını boş bırakıyorsun. Daha sonra yazdığınız isimlerle direkt olarak kişinin ismini özel sağlık konuşmuşsunuz gibi yani binlerce kişiyi değiştirerek o kişiye direkt bir mesaj yollayabiliyorsunuz. Framing avatar, bu da çok orijinal bir şey. Evet, yüklediğiniz bir avatarı buraya getirebiliyorsunuz, herhangi bir avatarı. Veya buradan seçiyorsunuz, bu benim avatarlarım. Burada da 16 tane HG'nin kendi avatarı var. Basalım bakalım. Evet, bunlardan bir tanesini seçip koyabiliyorsunuz onu. Ben şimdi her ne kadar çok verimli olmasa da, çünkü ben şu anki videomdan alıp kopyasını yaptım. Ama daha yeşil ekran karşısında çekilip daha güzel bir avatar yaratabilirdim. Bunun hazırlanması biraz uzun sürüyor, 10 saat falan sürüyor. Ama bu şekle geldikten sonra da burada yazdığınız, sorduğunuz sorulara cevap veriyor bu avatar. Şimdi burada knowledge base var. Buraya sizin işinizle ilgili olan bütün bilgileri yüklüyorsunuz. Veya teknik olarak sorulacak soruların cevaplarını yüklüyorsunuz. Kitabınızı yüklüyorsunuz. Herhangi bir şey yüklüyorsunuz. Biri gelip size burada sözlü veya yazılı olarak müracaat ettiğinde siz karşısında konuşarak kendi sesinizle, kopya sesinizle cevap veriyorsunuz. Anlık olarak cevap veriyorsunuz. Çok muhteşem bir uygulama. Şimdi biraz internet yavaş olduğu için tam senkronize olmuyor. O yüzden de çalıştırmıyorum. Ama siz kendi bilgisayarınızda deneyebilirsiniz. Evet, tekrar geri dönüyorum.
Belli bir kredi alıyorsunuz, bir abonelik alıyorsunuz ve bu krediler yaptığınız ürüne göre parça parça sizden düşüyor. Umarım sizin açınızdan da verimli olmuştur. Burada size göstereceğim bir şey vardı, video. Şunu bir isterseniz izleyin. Burada da iki sahne, iki ayrı avatarım vardı. Onları birleştirdim. Şu konuşmayı ikisine de ayrı ayrı yaptırıyorum. Aradaki hem ses farkına hem de hareketlere, dudaklara dikkat edin. Buradan da captions'ı açabilirim ama şimdi vakit kaybetmeyelim. Duası vardır. Allah'ım bana baş edemeyeceğin bir şey vermeyeceğini biliyorum. Hızlı geçiş yapayım öbürüne. Allah'ım bana baş edemeyeceğim bir şey vermeyeceğini biliyorum. Sadece... Bu da İstanbul Ticaret Odası'nda Kürt'ten yaptığım bir konuşma. Ama tabii farklı şeyler söylüyor. Şahidi Bunun değil. için bu konuyu okuyor. Gördüğünüz gibi çok başarılı bence. Ve buradan yapabileceğiniz, üretebileceğiniz birçok şey çıkacağına inanıyorum.